ne yapıyorsunuz? Ay sıra var Halacığım, gülüm. Bekle bekle. Kaç kaç. Hadi git. Ya yerin olsam ben de aynı şey yapardım zaten. Yok ya, sessiz bir yer arıyorum. Sen tuvalete girmedin mi? Sıra vardı. Ya bak Feridun, barış elçisi olmak zordur, anlıyorum. Sen yeteri kadar araya girdin işte. Bundan sonrası artık belaya girmektir. Bırak kendileri halletsinler. Gerçi durumları da malum. Pek bir şey halledecek gibi görünmüyorlar ya. Niye küsmüşler? Yani ben neden küstüklerini biliyorum. Annemler, babamlar hep anlatıyor ama... tabii bir de sizin taraftan demek lazım. Onlar ne diyor acaba? Onu da o tarafa soracaksın o zaman. Zira ben tarafsız bölgeyim. Hiç kimseye de küs değilim. Hatta iyi niyetli bir insan... o da iyi bir gününde benim gayet dost canlısı bir varlık olduğumu bile iddia edebilir. Hayal! Gel tuvalet boşaldı. Sen erkek tarafından da gelirsin. Üşüdüm be. Evet. Altıncı kızım. Sosyalleşme isteği. Neye? Sen gitmedin mi daha? Hayır, seni bekledim. Niye? Masaya kadar eşlik etmek için mi? Neden hep böyle yerlerde bir kızın tek başına tuvalete gidemeyeceğini düşünür ki erkekler? Ay, hiç sevmediğim şeyler. Sonra geleceğim, sonra. Gel, otur çocuğum. Nasıl gitti, nasıl gitti? Süper. Hepinize çok selamları var. Onlar da ağladılar zaten. Ay. Resimleri de yolladım. Ay maşallah, inşallah her şey güzel olacak. Anlattırırız sonra. Hadi inşallah, hadi inşallah. Selo'cum, biz dünürlerin masasına gidelim. Daha fazla boşlamayalım, olur mu? Feridun, sen biraz burada kal çocuk, kusura bakma. Bak, şimdi düğün işleri falan. Tabii tabii, hadi. Tabii lütfen. Dur, çanta bakıp dur. Hadi çocuğum. Uytuda buluştu bunlar. Ay nine ya. Ne buluşması be? Çişe gitti kız. Ha bak, bu çok daha iyi bir açıklama oldu. Anneciğim sen hiç şey yapmasaydın. DNA'da gebe kalan açıkta doğurur. Ay bacak onu, çabuk beni dansa kaldır yoksa bütün yaptıklarını söylerim annene. Ne yapmışım ben be? Kesin yapmışsındır sen bir şey, ben bulurum. Çabuk kalk. Kalk. Oluyorum ya. Zekiye teyze, yenge. Acaba bu küslük neden oldu? Babam bize çok anlatmıyordu. Sen kısaca bir anlatsan. Anlatır mı odamız? Affedersin çocuğum ama. Baban yerden göğe haksızdı be çocuğum. Tabii anlatmaz. Bak şimdi ben sana her bir şeyi baştan sona anlatayım da dinle. Şimdi bunlar çocukken... Ya oralara kadar gitmesek. Selahattin amcan hep korur kollarmış babanı. Senin baban acık enezik çocukmuş be. Yani biraz daha hızlı anlatsanız. Şimdi bunların burada, buralarda böyle bir arazisi var. Ayçiçeği ekmişler. Zeytin yerine. Halbuki zeytin para eder buralarda bir çocuğum. Ayçiçeği değil ki yani. Sonradan dönelim zeytine demişler ama iş işten çoktan geçmiş be çocuğum. Seneler lazım, seneler. Derken bıçak kemiğe dayanınca Şemsettin deden kalkmış Almanya'ya işçi olarak gitmiş işte o vakit. Hasibe nenen de çocuklarla burada kalmış. Dost tuttu oralarda o. Yosmalara gitti. Yalan kız. Rahmetlinin arkasından böyle konuşma. Ama biz o zaman daha komşuyduk bunlarla. Kardeşimle falan evli değil daha Selahattin. Hemen anlatsan Zekiye yenge. Biraz daha. Şimdi giderken iki oğluna bırakıyor tabii bu ayçiçeği ekili araziyi. Sonra inşaatçılar geldi. Biz site yapacağız falan dediler. Baban hemen verelim dedi. Ama Selahattin amcan dünyada razı gelmedi baba yadigarıdır diye. İkisinin mal ne yapacağız? Bunlar tepiştiler, küstüler.
Sen daha 10 yaşında filandın be çocuğum. Az çok hatırlarsın bunları. Tabii 10 yaşındayken ben tabii biraz o kısımları yani şey. Baban da sonra topladı gitti sizi doğru Almanya'ya dedenin yanına. Almanya o zaman herkesi almaz. Geçmiş o işçi dönemi vakti. Ama deden az uğraşmadı. Araya insan soktu etti de. Sonra 5 sene sonra filan gidebildiniz siz Almanya'ya. O zaman ben 10 yaşındayken küstüler. 15 yaşındayken ben Almanya'ya gittim. Sonra da dükkanı açtı işte baba. Dükkan. Dükkan. Tabii. Dönerciyi diyormuştu be canım. Ha tabii canım. Dönerci dükkanı klasik. Gidersen asla dönme. Sonbaharlar. Solarsam asla açmam. Ben baharda. Bu son sevda. Son rüyaydı yolunda. Burada kal.